Merhabalar sevgili dostlar, arkadaşlar ve kuşçu camiası, hepimiz kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün güzel güneşli bir gün. Kuşları attık. 12-15 geçiyor. Saat 8'de geldik, 2 tane kuşlarımızı uçurduk arkadaşlar. Şu an havada yaklaşık 4-5 tane kuşumuz var. Kamerayla aynı şekilde siz bunu göstermeye çalışacağım. Şu an tam tepedeler arkadaşlar. Görüyorsunuz şurada gidiyorlar zaten. Yavaş yavaş inişe geçtiler arkadaşlar onlar da. Ben de bunun için size güzel bir video çekmek istedim. Uçuş videosu yapalım dedik. Kara kurk erkeğimiz geldi. Arkadaşlar bu erkeğimiz hangisi biliyor musunuz? Şu kaçak videosu çekmiştik ya. İşte gitmişti, bir hafta sonra geldi dediğimiz kuşumuz. Bu o kara kuyruğumuz. Bunu sonunda yetiştirdik, uçurduk. Dişi yok, biraz gel git yapıyor ama yine alıştı. Açık uçmayı seviyor bu kuş. Bu kuşun özelliği açık uçması arkadaşlar. Altta dolanır, gelir, gider. Bunun kıvamında iki tane kuşumuz var arkadaşlar. Onları atıyorum. İkisi beraber açık uçuyorlar, beraber geziyorlar. Bu da böyle bir kuşumuz. Görüyorsunuz zaten kara kuyruk geliyor. Diğerleri nerede? Aslında bir atmaca saldırısı geçirdik de saat 11 gibi bir atmaca saldırısı yaşadık. Kuşlar hepsi bir tarafa dağıldı. Sonra tekrar kuşlar görünmedi. Bir saattir falan görünmüyordu. Şimdi bir 15-20 dakikadır kuşları görüyorum. Onlar inişe geçti. Şöyle arkadaşlar. Çok şükür fire vermedik. Duman erkeğimiz vardı. O da çatıdaydı. O da kalkmış. O da kuşlara katılmış. Kuşlar böyle yavaş yavaş geliyor. Dediğim gibi arkadaşlar kuşlar yüksek uçtuğu için metraj olarak kameralar da genelde bu açıyı yakalayamıyor. Yakalayamadığı için ufak bir nokta olarak gözüktüğü için kamerada erişemiyor. Ama size de şöyle inişlerini yavaş yavaş çekeyim dedim arkadaşlar. Kara kuyruğu gördünüz arkadaşlar, tekrar yükselmeye vurdu kendini. Çil bir dişim vardı arkadaşlar, siyah-beyaz olan çil bir dişim vardı. Sıfır erkeğim vardı, onu attım. Duman erkek vardı adanaşlardan gene. Ya bu 6 tane uçuyor, 4 tanesi gene bizim adanaşlardan. Diğerleri zaten 2 tanesi de evimizin yavrusu. Dumanla kara kuyruğumuz. Duman erkeğe yattım arkadaşlar. Kuş sıka girmişti. Şu videosunu çektiğimiz duman erkek vardı. Sıka girmişti. Gitti çatıya indi. Sonra kuşlar göğe gitti. O da tek başına vurdu kalktı. Bir ortalama yakaladı. Kuşlar da üstten gelmiş sanırım. Birbirini tuttular. Sıktan çıkartmaya çalışıyorum arkadaşlar onu da. Şimdi o zaman kapıyı açalım. Kuşlar insin. Şöyle dışarı çıkartmama gerek yok. Kuşlar zaten kafesin dışına çıktığı zaman bizimkiler kendilerinden geliyor. Çıkartmasam mı acaba ya? Kuşlar tekrar yükselmeye başladı. Evet arkadaşlar, enseyi ben katayım içeriye tekrar. Kuşlar tekrar yükselmeye başladı çünkü. Evet arkadaşlar, kuşlar tekrar kendini biraz üste vurmaya başladı. Kuşların genel huyu bir arkadaşlar, bazen böyle alta geliyorlar, böyle inecekmiş gibi diyorsunuz, bakıyorsunuz tekrar vurup gidiyor göğe. Şu an yanılmıyorsam 3,5-4 saatlerini tamamladılar. Beşi devirirler mi bilmiyorum açıkçası. 5'ten sonra genelde burada atmacalar çoğaldığı için zaten daldı, yakalayamadı.
Vazgeçti gitti. Evet, bir tanesi attı kendini çatıya arkadaşlar. Evet arkadaşlar, inişleri başladı. Karakurt geldi. Kendini çatıya attı. Evet. Arkadaşlar görüyorsunuz, ağızları 2 metre açık. 3 tanesi burada, bir tanesi çatıda, 4. 2 tanesi de hala uçuyor. Duman erkekle çildişim arkadaşlar uçuyor. Bunlar da 5-6. Kapıyı açalım, gelsinler. Evet, duman erkek geldi arkadaşlar. Onda bayağı bir perde çıkmış. Karakuyumuz buydu arkadaşlar, bizim kaçağımız. Süper erkek de şuydu. Şu sıfır erkekli arkadaşlar. Bu da değerli bir kardeşimizin hediyesi. Bu da arkadaşlar Mart 2021'de almıştım. 1,5 senedir bende makaslıydı. Yavrusunu alamadım. Yavrusunu aldığım gibi uçurmaya başladım. Bu sene dedim o da biraz kanatlansın, evini tanısın diye. Bu da çok şükür uçmaya başladı. Lale uçuyor arkadaşlar. Bazen böyle atlarda uçmayı seviyor açıkçası. Kelebek erkek var arkadaşlar. Bu kelebek erkek evimizin yavrusu. Bizim yoldaşla Nesmi abiden aldığımız bir karakuruk erkek vardı. Yoldaşın torunu vardı, bir tane dişi, karakuruk dişi. Karakuruk erkeğe vurduk, böyle güzel tatlı bir kelebek verdi. Ama kendisi uzun zamandır uçmadığı için taklada, yani yaklaşık bir senedir uçmuyor. Son 2020'de uçmuştu galiba. 1-1,5 senedir uçmuyor. Şöyle taklada girmiş o da. Bayağı bir şişmiş. Arkadaşlar bu bozla, bu süslü kuyruk bizim yoldaşın torunu.
Bozdoğu'nun yavrusu, yavrusuyla yaşattım. Yani anne süslü kuyruk, baba kara kuyruktu, verdiği yavru bozdu. Ben de bozdoğumun kendisiyle yaşattım. Ve altlarından açıkçası beklemediğim şekilde kiremitler geliyor. Yani kiremit geliyor, kelebek veriyor, ondan sonra tavuk kuyruk veriyor. Ama genelde yoğunluk olarak kiremit veriyor. 5 tane yavru verdiyse 4'ü kiremit, bir tane kelebek ya da bozdu falan veriyor. Arada bir nadir de olsa tavuk kuyruk veriyor. Ama kirebitleri özellikle mızrak olarak çok iyi. Zaten anasını çekmişler. Sıfır erkeğimiz de buydu arkadaşlar. Naim kardeşimizin hediyesi o da. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Güzel bir uçuş videosu çekmeye çalıştık. İnşallah beğenmişsinizdir. Dediğim gibi kuş arabada çekmek imkansız olduğu için öyle bir sıkıntı yaşıyoruz biz de açıkçası. Çil nerede? Çil hala uçuyor arkadaşlar. O uçmaya devam etsin. Bazen keyfi geldikçe saatlerce öyle altta uçuyor açıkçası. Ben de kapıyı kapatıp gidiyorum zaten. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şöyle güzel bir kısa bir video çekmek istedim, uçuş videosu. Hava güzel malum, sıcak. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanetsiniz.